babaannem gelmesiyle dedem ve anneannem gibi ziyarete gideceğiz. Ondan önce pazara uğrayacağız. Hadi. Alışverişimizi yaptık, şimdi yola babam arasında bir konuşma benim ilgimi çekti. Anne, köye yemlik toplamaya gidelim dedi. Babam da tamam gidelim dedi ve kabul etti. Ben de merak ettim yemlik nedir diye. İnternete girdim, yemlik otu yazdım. İnsan sağlığına faydaları anlatmakla bitmez. Ben de aileme sordum. Biraz anlattılar ama ben yerinde görmek ve yemlik toplamak istiyordum. Ailemle birlikte doğada kendiliğinden yetişen yemlik otunu toplamaya gittik. Yemlik otu dağlarda, çayırlarda, tarlalarda kendiliğinden yetişen bir ot türüdür. İç Anadolu başta olmak üzere Marmara'dan Karadeniz bölgesine kadar çeşitli bölgelerde yetişebiliyor. Birçok hava şartına uyum sağlayabiliyor. Türüne göre mor, pembe arası bir renkte çiçeklere de sahip olabiliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde sıkça yemeği yapılan yemlik otunun kökünden çiçeğine dek her yeri yemeklerde değerlendirilebiliyor ve afiyetle tüketiliyor. Ancak doğadan toplandığı için dikkatli olmak, gerçekten bilinçli kişiler tarafından toplanmış olmasına özen göstermek önemli. Aksi halde yemlik otu yerine farklı ve zararlı olabilecek otları tüketebilirsiniz.
kurtu Mart, Nisan aylarında dağlarda, çayırlarda ve tarlalarda bulunabiliyor. Semt pazarlarındaki yerini de bu sıralar alıyor. Otunu aldıktan sonra nasıl tüketeceğinize gelirsek, öncelikle güzelce temizlemeniz gerekiyor. Bu yüzden 3 kere suyunu değiştirerek duru suyun içine bekletmek lazım. Ardından akan suyun altına güzelce temizleyebilirsiniz. Temizlediğiniz yemlik otu taze taze kullanmak isterseniz enfes salatalar yapabilirsiniz. Yemeğini pişirmeyi düşünüyorsanız kavurarak değerlendirilebilir. Kavurduğunuz yemlik otunun içine farklı sebze ve yeşillikler de ekleyerek lezzetini arttırabilirsiniz. Aynı şekilde yemlik otunu böreklere iç harç olarak koyabilir ya da bulgur pilavına ekleyebilirsiniz. Faydalar konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için internetten araştırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi yeşillikleri yıkadık, temizledik, seçtik. Ondan sonra güzelce soframıza geldi. Şimdi hep birlikte tadına bakacağız. Bak bak. Oo, tatlı mı? Ezan da oynuyor ha, dur ha. Sen vuracaksın burada. Tatlı denk geldi, biliyor musun? Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim.